Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden ismini bizimle paylaşmak istemeyen bir hanımefendinin itirafını seslendiriyorum sizlere. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Uzun boylu, sarışın ve renkli gözlü bir kadınım. Giyimime ve fiziğime çok önem veririm ve bu sebeple de hep çok dikkat çekici bir kadın olmuşumdur. Herkes tarafından beğenilmek de her zaman hoşuma gitmiştir. Bir süredir İstanbul'da eşimle beraber yaşıyorum. Evlendikten sonra burada lüks bir daire tutarak yaşamaya başlamıştık. Eşimin adı Aydın. Benden 2 yaş büyük ve beraber üniversitede tanışarak evlendik. Okuduğum bölümde 200 sınıfta okuyordu. Beraber onun alttan aldığı derslerde denk geliyorduk. Üniversite okuduğumuz şehirde öğrenci evinde kalıyordu. Ben de kız arkadaşlarımla beraber üniversiteyi kazandığımda eve çıkmıştım. Dedim ya, beraber aynı dersleri aldığımız dönemde tanıştık ve birbirimizden çok hoşlandık. Aydın aynı zamanda zengin bir iş adamının oğluydu. Okula her gün arabayla gidip gelme imkanına sahipti. Tanıştığımızda dersle ilgili konuşsak da aramızdaki samimiyet iyicene arttı. Birbirimizden hoşlanmaya başladığımızda ders dışında da görüşüyor ve vakit geçiriyorduk. Oldukça yakışıklı ve bir o kadar da zengindi. Sevgili olmaya karar verdiğimizde bana pahalı hediyeler alıyor ve beni her gün okula arabayla getirip götürüyordu. Bu şekilde ilişkimiz 3 sene boyunca devam etti. Sonrasında da onun memleketi olan İstanbul'a geldik ve burada ailelerimiz tanıştıktan sonra kendi aramızda bir nişan yaptık. Nişanlanırken tüm masrafları üstlendiler. Ayrıca çok güzel ve görkemli bir düğün istediğim için yine ailesi benim istediğim şekilde tüm organizasyonu sağlamıştı. Beraber İstanbul'da bir ev aldık ve bir şirket kurarak burada beraber çalışmaya başladık. Ancak ben bu kadar maddi varlık içerisinde her gün sabah işe kalkıp gitmek istemiyordum. Nasılsa durumumuz iyi diye çalışmak istemediğimi söyledim. O da bu teklifimi eğer çok istiyorsam kabul edebileceğini söyledi. En azından bir süre çalışmadan evde oturup vakit geçirmeyi planlıyordum. Hem 28 yaşına gelmiştim ve çalışmaktansa gezmek ve arkadaşlarımla dışarıda vakit geçirmek daha çok hoşuma gidiyordu. Eşim ben ne istesem yapıyor ve beni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi sağlıyordu. Bu şekilde sakin ve huzurlu bir ilişki içerisindeydik. Evliliğimizin 4. yılıydı ve artık iyice sıkılmaya başlamıştım. Her ne kadar ben ne istiyorsam yapıyorsa da evde oturmaktan ve hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılmıştım. Eşim bana göre daha monoton yaşıyordu. Her gün erken saatte işe gidiyor ve geç saatlerde dönüyordu. Eskiye nazaran çok daha fazla çalıştığı için vakit geçiremiyor olmuştum. Ve ben tek başıma evde çok sıkılıyordum. İlgisini çekebilmek için ona güzel yemekler yapıyor ve güzel kıyafetler giyerek etkilemeye çalışıyordum. Son zamanlarda bana olan aşkının ve ilgisinin giderek azaldığını hissettim. Bir kadın olarak daha fazla ilgi görmeye ve şımartılmaya ihtiyacım vardı. Bu nedenle bir süre boyunca soğuk bir şekilde birbirimizin yüzüne bakmadan yaşamaya devam ettik. İşiyle ilgili bir problemi olup olmadığını sorduğumda benim kafama takmamam gerektiğini söylüyordu. Hatta bana eskisinden çok daha fazla para veriyordu. Ancak bu benim için yeterli değildi. İşinden arta kalan vakitlerde çalışma odasına kapanıyor ve saatlerce çıkmıyordu oradan. Artık ilgisizlikten ve yalnızlıktan iyice sıkılmış ve bunalmıştım. 7 ay boyunca bu şekilde devam etti. Artık eşimin beni aldattığına emindim. Çünkü beraber bir cinsel hayatımız kalmamıştı. Ayrıca eve çok fazla geç geliyor ve sürekli iş seyahati çıktığı için başka şehirlere gidiyordu. Bir kadın olarak para haricinde hiçbir ihtiyacımı karşılamıyordu. Bu süre zarfında ben de kocamdan aldığım paraları sürekli harcayarak kendimi oyalıyordum. Genellikle internetten alışveriş yaptığım için her hafta evimize kargo geliyordu. Bu şekilde devam ederken bir kargo şirketinde çalışan bir gencin hep aynı şekilde kargoyu teslim etmeye geldiğini fark ettim. 1.90 boyunda yakışıklı ve kaslı bir çocuktu. Ben kargo aldıkça tüm kargolarımı o teslim ediyordu ve bir şekilde biraz muhabbet etmeye başlamıştık. Genellikle ev eşyası söylediğimde içeriye kadar bırakma zahmetinde bulunuyordu.
Evin içerisine kadar eşya bıraktığında ona teşekkür etmek için çay veya kahve ısmarlamaya karar verdim. Yine böyle bir günde bize gelebilmesi için büyük bir sehpa siparişi verdim. Eşim yine şehir dışı seyahatindeydi ve bir hafta kadar yoktu. Ben de bu bir haftalık süreçte birçok kargo söyleyerek bu yakışıklı adamla birazcık vakit geçirip eğlenmek istedim. Büyük bir sehpa siparişi verdiğimde onun getireceğine emindim. Siparişimin dağıtıma çıktığı mesajını aldıktan sonra üzerime mini bir gecelik giydim. En pahalı parfümümü sıkıp hafif bir makyaj yaptım ve saçlarımı dağınık bıraktım. Bu genç çocuk yine kargoyu bırakmaya gelmişti. Ona zahmet olmazsa yatak odasına kadar aldığım sehpa kutusunu getirmesini rica ettim. İçeriye ayakkabılarını çıkarıp girdiğinde ben önden yürüyordum ve bakışlarıyla beni süzdüğünü fark ettim. Bana bakması ve ilgilenmesi hoşuma gitmişti. Sehpayı bıraktıktan sonra onun omzuna dokunarak teşekkür ettim. Ve yorulduğu için ona bir kahve ikram etmek istedim. Ancak bu teklifimi geri çevirdi. Ve bir sonraki siparişte uygun olursa kahve içebileceğini söyledi. Aslında bu canımı sıkmıştı biraz. Çünkü kahve teklifimi kabul ederse birazcık hoş vakit geçirebiliriz. Hem de eşim yokken yakalanma ihtimalim olmaz diye düşünmüştüm. Ancak o da anladığım kadarıyla evli olduğumu bildiği için çekiniyordu. Ben elbette onun parmağına bakmıştım. Ve yüzük göremediğim için evli olmadığına emindim. Ertesi hafta yine bir sipariş verdim. Ancak eşim o hafta evde kalmaya karar verdi. Bir şekilde bu çocukla iletişim kurmak, en azından telefon numaramı vermek istiyordum. Çünkü eşim çok sık geç geliyor veya evde olmadığı zamanlarda benim de kadınlığımı kullanabileceğim ve kendimi kadın gibi hissettirebilecek birkaç aktiviteye ihtiyacım vardı. Yine kargomu o çocuk getirmişti. Ancak bu sefer eşim evdeydi. O yüzden açık saçık bir gecelik giyememiştim. Telefon numaramı küçük bir kağıda yazdım. Yine kendisini kargoyu bırakmak üzere içeri davet etsem de eşim buna karşı çıktı ve kendisinin taşıyabileceğini söyledi. Eşim içeriye ağır kolileri taşırken ben de kargocunun getirdiği evrağı imzalıyordum. İmza atarken çaktırmadan telefon numaramı yazdığım kağıdı oğlanın cebine iliştirdim. Bunu yaptığımda çok şaşırdı ve yüzüme baktı. Ben de o sırada göz kırptım ona ve kapıyı kapatarak gitmesini sağladım. Artık telefon etmesini bekleyecektim. O gece telefonum elimden hiç düşmedi. Ancak ne aradı ne de mesaj attı. Bu durum canımı çok sıkmıştı. Çünkü oldukça yakışıklı bir erkek olsa da ben de çok güzel ve alımlı bir kadındım. O gece eşimin yanına sırnaştım ve onunla sevişmek istedim. Çünkü artık canıma tak etmişti. Ancak eşim yüzüme bile bakmadan dönüp uyumaya karar verdi. İstediğim erkekleri elde edemememin verdiği hırsla bir plan yapmam gerektiğine karar verdim. Ve en azından eşim evde yokken kargocuyu ayartabileceğimi düşündüm. Bu şekilde yine birkaç parça eşya siparişi verdim. Elbette eşimin kredi kartlarını kullandığım için eşim bu duruma çok sinirlenmişti. Zaten evde bir ton lüks eşyamız olduğunu ve gereksiz para harcayarak canını sıktığımı söyledi. Ancak ben de bir kadın olarak aşırı yalnızlık çektiğimi ve bu şekilde kafa dağıttığımı söyleyerek çemkirdim ona. Ben bunu söyleyince hemen geri vites yaptı ve kızmamaya karar verdi. Yaklaşık 7 aydır karı koca gibi bir ilişkimiz olmamasına rağmen istediğim şeyleri yerine getirmesi beni aldattığını net bir şekilde kanıtlıyordu. Ancak beni aldattığını gün yüzüne çıkarmak istemiyordum. Çünkü bana sağladığı maddi imkanlar ve özgürlükler çok iyiydi. Eğer bu durum ortaya çıkarsa bu evden ayrılmam, hatta belki de boşanmam gerekirdi. Ancak bunu istemiyordum ben. Çünkü alıştığım konforu ve paraya veda etmek çok zordu. Bu nedenle kadınlığımı konuşabileceğim birkaç kişi ayarlayarak bu durumu halledebilirdim. Kargocuyu kesinlikle kafama koymuştum ve bir sonraki kargoyu getirdiğinde onu ayartacağıma emindim. Ertesi hafta siparişini verdiğim kargoları getirdiğinde onu eve aldım ve kapıyı kapattım arkasından. Yine üzerimde oldukça mini, hoş bir elbise vardı. Bu sefer kahve için söz verdiğini ve kalması gerektiğini söyledim. O da bu teklifimi geri çevirmedi ve beraber bir kahve içtik. Karşısında otururken sürekli ona dekolte açıyordum ve beni izlediğini görüyordum. Biraz çekingen görünüyordu ancak ben yanına doğru oturup ona birkaç tane kargoyla soru sorma bahanesiyle yakınlaştım.
kızarmıştı ve heyecanlanmıştı. Birbirimize iyice yakınlaştıktan sonra öpüştük ve sarılmaya başladık. Yaklaşık 7-8 aydır hiç cinsel ilişkim olmadığı için hoşuma gidiyordu. Ancak o daha fazla ileriye gitmedi ve apar topar kalkarak evden çıktı. Çekindiğini, ancak hoşuna gittiğini düşündüm ve tekrar geldiğinde belki de bu sefer birlikte olabiliriz diye düşündüm. Bu nedenle bir sonraki gelişinde ona bir mektup yazıp vermeye karar verdim. Ona eğer isterse birlikte olabileceğimizi ve iyi bir vakit geçirebileceğimizi söyledim. Ondan hoşlanıyordum ve etkileyici buluyordum. Belki de eşimden belli bir miktar para alarak boşanmayı kabul edebilirdim. Bu sayede hem bu monotonluktan kurtulmuş olurdum hem de bu adamla beraber olabilirdim. Her ne kadar onun maddi durumu pek iyi görünmese de oldukça yakışıklı ve çekici bir adamdı. Yazdığım mektupta eğer o da isterse birlikte olabileceğimizi ve beraber vakit geçirebileceğimizi söyledim. Mektubu cebine koyduğumu fark etti ve evden çıkarken okuduğuna emindim. Ancak telefon numaram olmasına rağmen mektubumla ilgili bana hiçbir dönüş yapmadı. Hatta bir sonraki siparişlerimi getirdiğinde yüzüme dahi bakmadı. Bu durum canımı çok sıkmıştı çünkü ondan çok hoşlanmıştım ve beraber bir ilişkimiz olabileceğini hayal bile etmiştim. İlişkimi toparlayamıyor ve aynı zamanda başka birini de bulamıyordum. Bu durumu bir şekilde örtbas etmeliydim çünkü kargocu çocuk evimize sık sık kargo bırakmaya geliyordu. Eve yine bu sefer kıyafet siparişi verdim. Onun getirmesini ümit ediyordum. Ancak bir sonraki kargomu başka bir çalışan getirmişti. Halbuki onunla geçirdiğimiz samimi birkaç dakikada bana umut verdiğini düşünmüştüm. Bu sırada da eşim benden iyice uzaklaşmıştı. Artık kendime bir çıkış yolu bulmalıydım çünkü ilişkim bittiği anda maddi ve manevi olarak yalnız kalacaktım. Üstelik eşimin maddi durumuna güvenerek uzun bir süredir çalışmıyordum. Bunun için akşam eşim eve geldiğinde ona tekrardan çalışmak istediğimi söyledim. Bana şirketinde iyi bir pozisyon ayarlanırsa hemen işe başlayabileceğimi belirttim. Ancak eşim sıcak bakmadı bu duruma. Ve eğer istiyorsam kendime uygun başka bir iş bakabileceğini söyledi. Bu duruma çok sinirlendim. Çünkü şirketimiz varken neden başka bir yerde çalışmak zorunda kalacaktım? Bunun için kavga etmeye başladık ve artık kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerektiğini ve çok para harcadığımı söyledi. Normalde bu zamana kadar benden maddi olarak hiçbir şeyini esirgemeyen eşim artık beni tamamen ekarte etmişti. Bu duruma iyice canım sıkılmıştı ve bir şekilde bu durumun ne olduğunu anlamam gerekiyordu. Ertesi gün şık ve güzel bir şekilde giyinerek habersiz bir şekilde eşimin şirketine ziyarete gittim. Eşimin önemli bir toplantıda olduğunu ve 2 saatten önce görüşemeyeceğini söylediler. Bunun için eşimin ofisinin önünde bekleme salonunda oturdum. Ancak yaklaşık yarım saat sonra eşim sekreteriyle beraber odadan çıktı. Beni görünce bir şaşırma haliyle "Senin burada ne işin var?" diye sordu. Ona sadece geçerken ziyaret etmek istediğimi ve özlediğimi söyledim. Ancak bana soğuk ve yabancı biriymişim gibi davranıyordu. Onu hiç bana karşı bu kadar sinirli ve soğuk bakışlarla görmemiştim. Sekreter kadın oldukça güzel ve benden çok daha genç biriydi. Aralarında bir şey olabileceğinden şüphelendim ve hızlı bir şekilde eşimin ofisine girdim. Eşim benle beraber odaya girerek kapıyı kapattı ve bana bağırmaya başladı. Burada çalıştığını ve onun haberi olmadan ziyarette bulunmamam gerektiğini söyledi. Ben de sekreterle beraber ne zamandır baş başa toplantı yapıldığını sordum. Ancak ofisinde beni kıstırarak ve bana karşı çok fazla maddi ve manevi destek olduğunu ve artık onun işine karışmamam gerektiğini söyledi. Bu durum canımı çok sıkmıştı çünkü eşim bana karşı bu kadar sert ve keskin bir şekilde asla davranmazdı. İşlerinin çok yoğun olduğunu söyleyerek beni eve gönderdi. Akşam yine çok geç geldi eve ve yüzüme bakmadan oturma odasında uyumaya gitti. Artık durumun farkına varmıştım ve bu olay boşanmaya gidecekti. Ertesi gün işe gitmeden önce onu yakaladım ve konuşmamız gerektiğini söyledim. 7-8 aydır birbirimizin yüzüne bakmadığımızı ve bana karşı hiç ilgi göstermemesinden şikayetçi olduğumu söyledim. Sürekli eve geç geldiğini ve tamamen ilgisini kaybettiğini, bu durumunda beni çok üzdüğünü belirttim ona. Ancak o hiç üzgün görünmüyordu ve bana kargocuyla olan ilişkimi bildiğini söyledi. Çok şaşırmıştım. Çünkü kargocuyla olan net bir birlikteliğim yok.
yoktu. Ona sadece kargolarımı getirdiğini ve herhangi bir şey olmadığını söyledim. Ancak kargocu o hareketten sonra eşime gidip beni şikayet etmiş. Meğerse kargocu da evli bir adammış. Yüzük takmadığı için onu evli değil diye düşünüyordum ancak o çalışırken yüzük takmıyormuş. Ve bu durumdan rahatsız olduğunu da eşime bir şekilde belirtmiş. Bu nedenle artık kargolarımı başka biri getiriyormuş. Ne diyeceğimi ve ne yapacağımı bilmeden onun ilgisizliği yüzünden böyle bir şey yaptığımı söyledim. Ancak o çok şımarık olduğumu ve en ufak bir ilgisizlikten dahi konuşmak yerine başka erkeklere bakmamdan oldukça rahatsız olduğunu söyledi. Bu nedenle de benimle boşanmak istiyordu. Ben de ona boşanabileceğimizi ancak kendisinden bir ev ve nafaka istediğimi söyledim. Oysa benim boşanma davasında suçlu olduğumu belirteceğini ve bir kuruş para bile vermeyeceğini söyledi. Anladım ki sadakatsiz davranmam ve bu hatayı yapmam hayatıma mal olmuştu. Hızlı bir şekilde boşanma davası açtı ve ben bir kuruş bile alamadan evi terk etmek zorunda kaldım. Anladım ki sadece maddiyata önem vererek mutlu bir yuva veya hayat kuramıyor insan. Keşke çalışsaydım ve bunların hiçbiri başıma gelmeseydi. Şimdi küçücük bir ev tuttum ve iş arayarak hayatıma bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. Bundan sonra kendi ayaklarım üzerinde durmalı ve herhangi başka bir erkeğin parasına güvenmeyerek yoluma devam etmeliyim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden ismini bizimle paylaşmak istemeyen bir hanımefendinin itirafını seslendirdim bugün sizlere. Kendisi bu hikayesinde bize bir şeyi daha gösteriyor. Ne olduğunu söyleyeyim size. Benim de her zaman savunduğum bir duruştur bu. Hiçbir kadın bir erkeğin parasına güvenerek hayatını idam ettirmemeli. Ve her zaman kendi ayakları üzerinde durmalı. Hayatta her şey değişebilir arkadaşlar. Bugün o çok güvendiğiniz, size bütün güzel olanakları sağlayan eşiniz bir bakarsınız yarın bambaşka birine dönüşebilir. O yüzden lütfen ama lütfen kendi hayatınızı başkalarının hayatına güvenerek şekillendirmeyin. Güvendiğiniz tek şey kendiniz olsun. Buradan kadın dinleyicilerime sesleniyorum. Lütfen kendi ayaklarınızı üzerinde durmayı bir eksiklik olarak görmeyin. Aksine bunun çok büyük bir artı olduğunu ve istemediğiniz bir durumla karşı karşıya kaldığınızda kapıyı vurup çıkabilecek noktada olduğunuzu ispatlayın herkese. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de bu konudaki düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Yani bakış açılarınız, hayata yaklaşımınız nasıl? Lütfen bana yazın. Sizin de benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız ve kimseye anlatamadıklarınız varsa eğer, ben Lale, buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.